Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Ağustos Salı, ABD Philadelphia Park Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk koşu 21.16'da başlayacak. Bütün koşular kumpiste arkadaşlar. İlk koşu 21.16, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir koşu. Koşuda satış koşusu, koşuda gördüğünüz gibi 12 safkan start alacak. Burada 5 isim öneriyorum arkadaşlar. 3 numaralı For The Road, 6 numaralı Inky Dinky Doe, 10 numaralı Pegasus Red, 12 numaralı Ogeechee ve 8 numaralı Truly a Moonshot. Biraz zor bir koşu. Koşunun şartlarından birisi de Şubat 11 Şubat'tan beri bu sene 11 Şubat'tan beri yarış kazanamayan 3 ve yukarı yaşların start alacağı bir koşu. Dolayısıyla atların ne yapacağı hiç belli değil. Dolayısıyla mümkün mertebe fazla isim yazmakta fayda var. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Yurt dışı bahis sitesi oranlarında da sıralama şu şekilde. For the Road geliyor. Site numara koymamış arkadaşlar. İsimden takip edebilirsiniz. İlk ayaktaki yurt dışı bayi sıralaması Ford Road 3.5, Inky Dinky Doe 4, Pegasus Red 5.50, Truly Moonshot 7, Ogeechee 9, Drexel Woods 17 diye gidiyor. Sıralamayı şöyle aşağıya doğru göstereyim. Bu web sitesi bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre. Dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte yine şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. Bu koşunun koşu şartı da arkadaşlar kariyerleri boyunca 3 yarış kazanamamış isimlerin start alacağı bir koşu. Bu koşuda bana göre biraz karışık. Bu koşuda da 5 isim önereceğim. Bunlar 7 numaralı Congaree Rose, 3 numaralı Whitney Cow, 5 numaralı George Spirit, 6 numaralı Goddess of Cash ve 4 numaralı Bucks Sam. Bu koşunun yurt dışı bahis sıralamasına bakacak olursak George Spirit 3 lira ganyanla, Whitney Cow 4.30, Bucks Sam 6, Goddess of Cash 6.5, Congaree Rose 11, Libby Vitok Charm 19, Tize Date ve Ice Cream Party 21 ve 34 ile sıralamada yer alıyor. Bu koşu bir sonraki, bu web sitesi bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Biz gelelim günün 3. ayağına. Burada 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 12 isim start alacak. Burada da arkadaşlar 3 isim önereceğim. 2 numaralı Rings of Jupiter an itibariyle %43 ganyan oranına, AKF oranına ulaşmış durumda. 2 numaralı Rings of Jupiter, 6 numaralı The Italian ve 7 numaralı Cape May Ferry'yi önereceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında. Yurt dışı bahis sıralamasına bakalım. Burada da Rings of Jupiter'le başlıyor. 2 numaralı. Sonra İtalyan 6 numaralı. İtalyan 4.5. Rings of Jupiter 3.25. Cape May Ferry 7 numaralı. 6 lira ganyanla. Don't Make It Easy var. Sırada 3 numaralı. O da 8 lira. Sıralama Clear Prosperity ve diğer gördüğünüz şekilde aşağıya doğru gidiyor sıralama. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik Altılı Ganyan'ın 4. ayağına. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında da arkadaşlar 1200 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu var. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında sizlere önereceğim 4 isim var. 5 numaralı Alfeteği an itibariyle %31 Ganyan AGF oranına sahip. Daha sonra 9 numaralı Atlantic Chill, 8 numaralı My Round 3 ve 7 numaralı Strictly The Best'i önereceğim. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında.
Yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Evet. Altılık aynanın dördüncü ayağında 5 numaralı Alfa D 433. Daha sonra Atlantic Shield geliyor 9 numaralı 5 lira ganyanla. Daha sonra Our Storm'un Norman geliyor 1 numaralı. Mr. Round 3, Irish Meadow, Great Go Go, Hispal, Strictly the Best ve Mr. Subirachi sıralamasıyla gidiyor. Dördüncü ayağın sıralaması. Bu bir sonraki koşuyu hazırlaya dursun. Geldik altılı ganyanın beşinci ayağına. Altılı ganyanın beşinci ayağında 1200 metre kum pistte 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu var. Arkadaşlar burada tek olarak riskli de olsa önereceğim bir isim var. 4 numaralı Inter Miami koşu performansına bakacak olursak son 7 startını Gulfstream Park Hipodromu'nda koşmuş. Bütün koşuları 28 Mart'taki hariç çoğu kum pistte ve 12 Haziran'daki 1220 metre mesafe kum pistteki son startını 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. Daha önceki startları da oldukça üst grup koşular. 2 tane stakes koşu var. Listed grup 3 Black Type koşular dişli rakiplerle mücadele etmiş ve bu koşuda öne çıkan isim. Yurt dışı bahis sıralamasında da 4 numaralı Inter Miami 3 lira ganyanla önde en önde yer alıyor. Bir sonraki isim Inter Miami 4 numaraydı. 2 numaralı Romanov var. Geniş kuponlarda Romanov'u da ikinci isim olarak ekleyebilirsiniz ama Inter Miami'yi ben burada tek tutuyorum. Geldik günün 6. ayağına, son ayağa. Altılı ganyanın son ayağı da 1400 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. 1-2'li olmak üzere 11 safkan start alıyor günün son ayağında. Burada da arkadaşlar iki isim önereceğim. An itibariyle %33 AGF oranına ulaşmış olan 3 numaralı Appealing Future var. Öne çıkan bir isim. Rakibi de 1 numaralı ekürlerden 1 numaralı All Star Red olur diye düşünüyorum. Altılı Ganya'nın son ayağını da iki isimle 3 ve 1 ile geçebiliriz diye düşünüyorum. Yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Son ayağın. Appealing Future 3.75 ve All Star Red'de 4.33 lira yurt dışı bahis oranlarında sıralama bu şekilde sırasıyla Bob's My Uncle 6, He's Gone 9, Drossa Magic 11, Manolete 11, Winning Drive 11 diye sıralama şu şekilde gidiyor. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. İlk ayak 3 6 10 12 8, ikinci ayak 7 3 5 6 4, üçüncü ayak 2 6 7, dördüncü ayak 5 9 8 7, beşinci ayak 4 numaralı Inter Miami. Tek düşünüyorum geniş kuponlar 2 numarayı da yazabilir. Son ayakta da 3 ve 1 öne çıkan isimler. 1 numara All Star Red, 11 numaralı He's Gone'la Ecuri son ayakta. Arkadaşlar şu iki koşu biraz sürprize açık. Eğer imkanınız varsa bütçenizi fazla zorlamadan şu iki ayağı kendi çalışmalarınızdan ya da diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle biraz arttırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hepinize mutlu bir Salı günü. Yarınki Saratoga Hipodromu yarışlarında görüşmek üzere.